Herkese günaydın. Evet, işe gitme zamanı geldi. Oh, benim airfare'im hala gelmedi arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? 2 gündür yani teslim etmeyi deniyorlarmış. Hiçbir şekilde teslim edemiyorlarmış. Ben de bakıyorum yani evde değilsek bahçeye koyun diye. İşte orada bir ibare var. Niye teslim etmiyorlar? Tek kullanımlık bir parola göndermişler bana. Bir kod. O kodu teslim eden insanı okumam gerekiyor. Yani benim Amazon'da bilmiyorum hesabım mı öyle. Çünkü normalde pahalı ürünler için olur o ibare. Yani kod falan. Ne bileyim iPhone'ları falan aldığımda hani çok pahalı bir ürün olur da işte teslim ettiler diye emin olsunlar diye düşünüyordum. Bunu niye öyle kodlu yapmışlar bilmiyorum. Bugün umarım gelirler. Saat 6'da denemişler dün. Biz işteyiz. Kimse yok tabii ki evde. Şimdi her günde yeni bir kod geliyor. Kızım evde bugün. İnşallah kızıma dedim. Bak kızım dedim o kulaklıkları takıyorlar ya bir şey duymuyorlar. Onu dedim sakın. Şey Ali. Ali elbiselerin oda asılı. Naz'a kaç halka tamam mı? Koridora. Dedim kızım evde dur. Onun şeyini fotoğrafını çektim o kodun. Söyle ne olur al. 7 gün tutabilirlermiş sadece depoda. Sonra gerisi geriye çevirecekler. Bilmiyorum o kodu ben mi yaptım acaba? Ne bileyim benim Amazon hesabım öyle olabilir. Emin değilim. Bir sürü şey alıyorum ya kimse kod istemedi. Tek telefonları aldığımızda o da pahalı üründür diye düşünmüştüm o zaman. Tamam bu da ucuz değil ama yani o kadar da pahalı değil. Hiçbir fikrim yok. Vallahi çok canım sıkılıyor. Gelsin artık. Bugün ekmekleri birazcık fazla pişirdim. Unutuyorum fırında onları yakıyorum sonra. Bir gelsin şu airfare'im. Aa sinir oldum. Umarım. Umarım kızım alır bugün. Ne olur dedim bak dinle. Sonra o kulaklıkları koyduklarında duymuyorlar zilli de falan. Öyle. Bir gidelim bugün. Yani son geç gelme günümüz. Bir gidelim bitirelim. Yarın sabah 4'te kalkacağız erkenden. Aşkım. Niçin o bakarmışsınız? Oğlum ne yapıyorsun sen dolanıyorsun etrafta? Ha? Güzel oğlum benim. Gel bakayım gel. Gel. Gel bir seveyim seni gel. Oh oh. Aşkım gidiyoruz biz. Tamam mı? Benim airfare'imi al. Gelince abiye de bırak onu de. Ama o da bırakamıyor tabii. Onun bir aletleri var ya işte skene. Ona o kodu girmesi gerekiyor adamın. Ne yapsın? Adres değiştirelim dedik. Dün ablam dedi. Bizim dönere versene onu orada her zaman açık ya. İnsan var. Değiştiremiyoruz. E tabi paketin üzerine artık yapıştırmışlar değil mi? Benim adımı adresimi. Nasıl değiştireceksin? Değiştiremiyorsun. Onu ilk sipariş verdiğimde yapmam gerekiyordu. Ablam bana hep diyor böyle hani şey gerekli olan bir şey sipariş verdiğinde ver bizim döneri. Ama unutuyorum ya ne bileyim. Neyse bugün inşallah umarım kızım alır. Aşkım. Ay buna da bakın ya. Tavunla geziniyor. Kızım her yeri oyuncak her yeri. Sabah Mişo'yu taradık. Çiçeklerimi suladım kaç gündür bir baktım kurumuş. Hepsi kurumuş. Biberlerimin yapraklarını uzak görmüyorsunuz da böyle bir mayışmışlar. Ay annem vardı. Annem köye akşam varmış geç saatlerde. Sabah aradım. Uyuyorum kızım ben dedi. Vardım merak etme. Tamam anne dedim. Sen uyumaya devam et. Eşim diyor niye arıyorsun uyandırdın kadını. Uyar o yine. Şimdi yol yorgunu. Çok şükür varmış sağ salim. Öyle benden haberler böyle. Bekliyorum şimdi oğlumla eşimi. Gidelim. Ay bitirelim bugün de işimizi. Bugün de 7'ye kadar çalışma ihtimalimiz var. Bugün cuma çünkü çok iş olacak. Ama pazar günü de çalışılıyor. Belki o kadar tutmazlar. Yarın bir de pazar. Oo, daha 3 günüm var. Bugün itibaren. Bugün de dahil edersek daha 3 gün. Daha 3 gün işimiz var. Öyle arkadaşlar. Gidelim. Benimkiler hazır. Hadi bakalım. Bize kolay gelsin. Evimize geldik. Ay birer birer şu pufi seviyoruz biz. Aşkım. Tamam kusum.
Erif yerim gelmiş arkadaşlar. Ay çok şükür kızım bugün evdeydi. Hemen şöyle göstereyim. Ha, bu daha büyüğünü mü almışım ben acaba? Bizimki Hiksi oldu, bu Hiksi. Oğlum ben. Bezi ekmişim ne? Ha, istemeden. Bizim ha, ben galiba büyüğünü almışım. Aa, Zeynep akıllı tenceren gelmiş. Şey. Kızım ben büyük almışım galiba. İki kere Hiksel. Şimdi mi geldi? Ay yine kaçacakmış ama Allah'tan sen evde. Kodu verdin mi kızım? Hadi bakalım açalım. Ha? Köpürükler var da diğerinin şeyleri, resimleri başkaydı Mehmet. Aç akıllı tencereyi görelim. Ayfer Ayfer buldum, Nevin Nevin köyünden yazmıştı. Ona kolay geliyormuş. Onda da varmış bak, Ayfer'siz yaşayamazmış Mehmet. Akıllı tencere. Ona göre. Yeni laftan bir akıllı tencere, tencere değil bu. Akıllı 1 kilo 407. Benimkisi ne kadar acaba? Aynısı. Aynısı mı? Biraz rengi değişmiş şeyin, kutunun. Dur kuzum, bak neler var burada. Dur aşkım. Tamam gel. Oh Pufi, bir gelmek istiyorum, bir istemiyorum. Ay. Ay ay ay. Ay iyi ki geldi. İyi ki. Bu ıskarası. Şu demirin ne içinde acaba? Bir bakayım ben. Geçen sefer kullanmamış mıydık bu demiri? Neyse sonra bakarım buna. Bir bakayım. Bak şu gelişim. Bu makine. Her evimiz çöp oldu yine. Ay. Çok dikkat et. Aynı çıkar bana. Yeti. Aynı olması gerek ama. Bu yoktu benim üstünde. Bu böyle bir yok hemada. Şeyin üstüne koyma. Abi çakma olanı. Mehmet'sin, canımı sıkma benim. Çakmaymış. Sensin çakma. Şimdi bakacağım ben onun her yerine bakacağım. Ay güzel Erif'im, iyi ki geldin. Böyle bir öpesin bak. Dur otur. Bu sabah nasıl yaktım ekmekleri? Böyle birazcık altları kavrulmuştu. Altları değil üstleri. Altı da şey kavruldu. Şopağı gibi. Şopar'ın ne olduğunu bilirler sanki Mehmet. Güzel konuş. Ay. Aynısı mı acaba? Aynısı ne? Ben mi karıştırayım? Evet. Ve koydum. Beraber bakalım. Eşim diyor şimdi çalışmayacak diyor. Tabii ki çalışacak. Hemen ne yapacağız? Önce böyle bir boş çalıştırmam gerekiyor. Şöyle bir boş çalıştırayım birkaç dakika bakalım. Ne oldu Müşo? Ne istiyorsun? Çalışıyor. Çalışıyor Mehmet. Yemeğini mi vereyim? Niye? Oluşum. Artık çok geç olmadan kızımı da bir tur attırayım. Bugün çıkmamış aşkım. Teyzesi gelemedi büyük ihtimal. Oh. Ama neyse ki. Son günümüz yarın. Vakitle geliriz eve. Saat 2 gibi evde olmamız gerekiyor. Şu karşıya gideceğim en yakın. Var ya o şehitlerin anıtı. En yakın orası geldi. Oraya bir tur atalım. Evimize gelelim. Sonra yemek işlerine girişelim. Bugün ne yemek yapacağımı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yemek yapmayacağım tabii ki. Ama yani bir şeyler kızartırız, pişiririz. Ay yumurtamı kırsam, şimdi spagetti isterler. Bakın çişini yaptı kızım be. Aşkım benim. Bakalım eve gidince göreceğiz. Uydururuz bir şeyler. Şu otlara gözüm takıldı arkadaşlar. Bizim lavadaya çok benziyor. Acaba lavada olma ihtimali var mı? Şu yaprakları falan.
emin değilim de. Böyle yani ulu orta otu yemem. Ama benziyor. Çok benziyor. Oh. Hadi şimdi bir bayırımız var. Çıkalım bayır. Az yürüdü çünkü anne bugün. Hadi kuzum bir de koklamasan her yerini. Şöyle bakın yoldan aşağıya doğru gidince bizim ev. Çıkıyoruz şimdi basamaklardan yukarı. Ne oldu? Ve zayıflamak isteyenler için merdiven. Günde 20 kere in bin. Bakın zayıflıyor mu zayıflamıyor mu? Kuzum hadi. Hadi ama bak ben çıktım merdivenleri. Çabuk. Ay yemyeşil burası da. Oh bir gidelim tepeden görelim kasabamızı. Buraya çok oldu gelmeyeli. Hadi kuzum. Ama dinlenmeden çıkmamız gerekiyor. Bakar mısınız şimdi ne yapıyor? Otları yiyor ot. Her birinde yemiyor böyle kokluyor kokluyor. Değil mi? Hadi. Hadi kızım yukarı bak. Çabuk çabuk kaçarak kaçarak kaçarak. Evet. Aynen. Kardiyo. Ay onlar da bitmiyor ki. Hadi kuzum. Pufi gidiyorum ben kaçarak kaçarak. Ay. Şunları çıkalım. Nefesimiz yeterse konuşuruz. Evet görev tamamlandı. Çıktık. Ay bittim. Az adım attığım için bugün. Şu an. Ay Pufi. Ay kaçırdım elimde. Sen niye kuş kovalıyorsun? O kuş senden akıllı. Dur kızım. Dur tamam dur alayım. Dakikaları gösteriyordum ya size. Dakikaları demişim adımları 23 bin. Bir güzel adım atalım. Sağlık. Ama ben bu adımları bile isteye atmıyorum arkadaşlar. 20 bin 30 bin adım size çok geliyor olabilir. Ama gün boyu ayakta çalışınca yani mecburen atıyorsun iste isteme. Bugün de hiç çalışasım yoktu valla. Hiç içimden gelmedi. Böyle yavaş yavaş çalıştım. Şu an anıtın üzerindeyiz. Gel kuzum. Gel terasa çıkalım bakalım ne var terasta. Evet. Ay burasını da çok seviyor kuzum benim. Ama bahçemize benzemiyor. Orada daha rahatız değil mi? Evet. Ve manzaraya bakar mısınız? Ay şuraya çıktığımda nasıl güzel görünüyor. Oh, güzellik ya. Şöyle bir göstereyim. Kasabamızı bu tarafta ağaçlardan hiçbir şey görünmüyor. Tabii burada da binalar var. Oh, hadi kızım aşağıya. Hadi bir de alt taraftan bakalım. Değil mi? Evet bankların yanına geldik. Otursun mu annesi 2 dakika? Yoksa oturmayalım mı? Ha? Şu Almanya'nın yeşilliğini çok seviyorum arkadaşlar. İnanın bana arabayla böyle yolculuk falan yapıyoruz ya. Böyle bir geçiyorsun Avusturya'yı. Giriyoruz Macaristan'a. Yani bizim yönümüz Macaristan, Romanya, Bulgaristan. Ya yeşili bile değişik. Böyle solgun. Hani tabii ki şeyine göre değil mi? İşte buraları çok yağmurlu. Ne bileyim. İşte doğası falan. Ama çok yeşil. Yeşili de çok yeşil. Böyle bir bizim tarafa geldiğini anlıyorsun yani. O solmuş yeşili gördükten sonra. Bizde de yağmurlar var da. Bu kadar değil ama. Burada çok yağıyor. Ve bu renkler ondan kaynaklanıyor bence. Bilmiyorum ama. Bayılıyorum. Yani yeşili bile bir başka yeşil. Oh, evet. Şöyle bir kıvrandık. Anıtı. Üzerinden gittik. Altından çıktık şimdi. Eve gidiyoruz. Aşağıya doğru yürümek daha kolay değil mi kızım? Hemen gidelim. Yine her yerimiz karton oldu arkadaşlar. Ama burada bir iki yıl korumam gerek. Garantisi var. Şöyle bırakayım. Şimdi bakalım.
bakalım dolapta ne var. Aa, kıymam vardı. Bak, çikolatalara bakar mısın? Bir sürü daha var. Şöyle göstereyim. Bir sürü, hiç yemiyorum. Burada bir tane büyük kaşarım, diğerini derin dondurucuya koydum. Ben hemen şey yapayım ya, köfte falan yapayım. Evet, aynen. İkinci yoğurdum burada. Ben şu kıymayı alayım. Çıp çıp köfte yapayım. Ben bundan almıştım sabah kahvaltıda böyle. Ekmeklerin üzerine kıyma, kaşar. Prenseska derdik Bulgaristan'da. Sever benimkiler. Ben onu unuttum. Bak, dün de durdu. Bir şey olmaz değil mi? Olmaz. Hadi bakalım, yemeği de buldum. Bey köfteleri fırında yapıyorum arkadaşlar. Burada da kızımın spagetti. Bulaşıklar da ellerimden atar. Şimdi yer fiyerde ilk denememizi yapalım bakalım. Ben manuelde kullanıyorum. Şöyle 7 dakikaya açıyorum. Bazıları 5-6 dakikada oluyor ama bunlar çok beyaz. Şöyle gördüğünüz. O yüzden 7 dakika. Son. Hadi bakalım. Evet. Alın size sıcacık ekmek. Ay, fırından çıkmış gibi. Sonra bunları tabii ki elinizle tutmuyorsunuz benim gibi. Ben alıştım. Çocuklar hiç tutamıyor. Ay, bunlar da işe yaramıyor. Aman, elle, elle. Kızımın da vegan yoğurtlu spagettisi tamamdır. Ay, biraz bulaşıkları topladım. Şimdi bu oldu. Etlerim, ne o, köftelerim de burada. Kalanı herkes yedi. Şimdi ortalığı toparlayayım. Duş alacağım. Daha duş alacağım. Saat kaç? Saat 9'a 19 dakika var. Duşumu aldım. Benimki yattı. Şimdi ben de sabaha erken kalkacağız ya, akşamdan hazırlıyorum. Eşim dedi hiç uğraşma dedi. Böyle bir sebzesinden, domatesinden köfte koy bize dedi. Köfte ekmek. Ben de birazcık mayonez sıktım her birine. Kolayıma geldi. Durun bakalım, bana kalacak mı yarına? Yarına yemek yok bana. Niye? Çünkü saat 2'de geliyoruz zaten. Yumurtalarım hazır. Onları alacağım. Saat 12'de yiyebilmek için. Ama 2 gibi evdeyiz. O yüzden gerek yok. Gelince yiyeceğim inşallah. Bana bir şeyler kalırsa. Ama kalacak kalacak. Şimdi kutumu da hazırladım. Kutuya dolduracağım. Tepsimi yıkayacağım. Hadi bakalım. 4 tane böyle. Kutum da burada. Yani dolapta saklayabilmek adına. Oo, bana çok köfte kaldı arkadaşlar. Ay, uyumam lazım. Yarın nasıl kalkacağız 4'te? Aman, ilk defa değil, kalkacağız biz de. Daha işim var, daha işim var. Ay, bir sürü köfte. Bunun her birini götürecekmişim gibi bir his var şu an içimde. Domatesi var, biberi var, her şeyi var. Bunu otur, ye. Bakalım. Sonucu göreceğiz. Ama çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Önemli olan kendimi nasıl hissettim değil mi? Tartıya bakmayacağız. Ama bir gideydi yani, insan bir motive oluyor canım. Böyle, ne bileyim. Of. Ay, benim size haberim var. Pazartesinden itibaren 5 hafta evdeyim arkadaşlar. Evet, 3 haftamız zaten kayıtlı 18'inden itibaren. Fakat ben pazartesinden çıkıyorum. Ben biliyordum öyle olacağını. Şu an çalışasım var ama mecburum kullanmaya. Sonra biz normalde 9'una kadardık. 3'ü şey, burada bir tatil, milli tatil olduğu için böyle iznimiz bir gün atıyor. 9'unda işte olmam gerekiyordu. Şimdi 5 gün daha
O 9'undan sonra işte cumartesi, pazar falan giriyor araya. Yakınlarda işe başlayacağım. Daha 5 hafta evdeyim. Tabii bu 5 haftanın 1 hafta mı, 1,5 hafta mı, 2 hafta mı belli değil. Bulgaristan'da geçecek. Kızımla konuştuk. Ya 2 hafta ne yapacağız biz orada? Şimdi annem için 2 hafta diye düşünmüştük. İnsanın canı sıkılıyor. Canı sıkılıyor derken yani köyde yapacak şey mi yok ama ikimiz gidiyoruz. Yani ailece gitsek aklımız hiç burada kalmaz. Pufi falan mişo. Ama ikicimiz, annem de biz varana kadar 2 hafta orada olmuş olacak zaten. Kızıma dedim 1,5 hafta falan durabiliriz. Yani uçaklara göre baktım. Sofya'dan uçak var. Gayet de uyguna geliyor. 3 kişiye alacağız çünkü annemle döneceğiz. 134 euro. 3 kişilik. Ayın 3'ünde saat 2 gibi Sofya'dan uçuyor. İşte biz bizim taraftan Sofya'ya gideceğiz. O gün erkenden otobüsle oradan uçacağız. Yani arabaya benzemiyor. Araba 24 saat tam fazla sürüyor arabayla. Tabii işte erkenden gidiyorsun, hava alanına bekliyorsun falan da yine de o arabanın yorgunluğu yok. Öyle arkadaşlar, 5 hafta yine birlikte olacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.